Merhaba arkadaşlar. Oya Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kulak çubuğu ile yapılabilecek görenlerin hayranlıkla baktığı harika bir modelin yapımını göstereceğim. Bu modele Instagram'da bir takipçimin önerisi üzerine yapmaya karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yanındaki zili aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beni Instagram'da oya günüm yazarak da takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi modeli, modelimin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben önceden zürafama gittim. Şimdi ipimi düğüm atıyorum. İlk önce ara modelimi göstereceğim. Ara modeli. Sizler daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Örneğin dağ yapabilirsiniz. Üçlü sinek şeyler, üçlü pirpirler yapabilirsiniz. Ben sinek kanadı yapmayı tercih ediyorum. Zaten modelim olduğunca ağır bir model. ara açıklığını sizler kendiniz nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi modelimi o tut o tutturacağım yeşili yapacağım öncesinde 5 tane zürafa yapıyorum 1 2. 3 4 ve 5 şimdi iki tane zürafa atlayıp üçüncü zürafaya düğümümü atıyorum genişçe bir zürafa yapmış oluyoruz bu zürafanın yuvasına girip düğüm atıyorum şimdi buraya büyük iri sinek kanatları yapacağım daha sonrasında bu sinek kanatlarının uçlarına minik papatyalarımızı mont monte edeceğiz. Şimdi şu şekilde birinci kanadımı yapımını göstereyim. Bildiğimiz sinek kanadı yalnız biraz iri olanı. Ben 5 düğüm tercih ediyorum. 4 tane yaptık. Evet. Şimdi araya iki tane büyük pirpir pir yapacağım. 1 2 Tülbentimi bu şekilde çevirip kalan diğer sinek kanadımda yapayım. İpimi düğüm atıyorum. burayı da aynı şekilde diğer sinek kanadının aynısından yapıyoruz. son düğümümüzü de atalım. Evet bakın arkadaşlar. Karşılıklı birbirlerine bakacak şekilde sinek kanatlarımı yaptım. Şimdi tülbentimi tekrar bu şekilde devam etmek için çeviriyorum. Ben bu ipi kesmiyorum. Bunu arkasından şu şekilde şuraya düğüm atıyorum. Gergin bir şekilde belli olmayacak bir şekilde. Hem daha kolaylık hem de tekrar düğüm atmış olmayalım diye. Evet. 5 tane zürafa tekrar yapıyorum. Buradaki ara modelin aynısını buraya da yapacağım. Ben biraz yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben yeşilimi yaptım. Gördüğünüz gibi şu sinek kanatlarının uçlarını minik yapacağım papatyaların yapımını göstereceğim şimdi. Başlayalım. Bunun için bir tane kulak çubuğuna ihtiyacımız var. Kulak çubuğunun bir tarafını kestim. Şimdi ipimi alıyorum. Buraya iğnemi yerleştiriyorum yanına. Bu şekilde ipimi üstten koyuyorum iğnemi yerleştiriyorum etrafından 4 kez çeviriyorum 4 ve buraya iki kez düğüm atıyorum kulak çubuğundan çıkarttım bakın şimdi bunun etrafına pirpirler yapacağım. Şu şekilde başlayayım. Yaklaşık 12-13 defa pirpir pir yaparak etrafını dolduracağım. Ben bunu yaparken şuradaki şu ipten kuvvet alıyorum size de fikir olsun hani çok pirpilerin düzgün durmuyor yapamıyorum diyen arkadaşlar için belki yardımcı olur ben bu şekilde düzgün yapabiliyorum 8. 9 10 11 12 Evet arkadaşlar. Bakın minik çiçeğimi yaptım. Diğer bir rengini de yapıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi minik papatyalarımı tamamladım. Şimdi size yazmaya montajını göstereceğim. Şimdi bir tane alıyorum. İğneme düğümlüyorum. Çiçeğimi bu şekilde sinek kanadının üstüne koyuyorum. Sinek kanadının, bakın, şöyle telefonun netleşsin. Sinek kanadının bir ucuna iki kez. düğüm atıyorum. Bir kez daha yapayım. Şimdi ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi çiçeğimi şu şekilde düzeltiyorum. Diğer rengimi de takayım. Bir kez daha göstermiş olurum. Evet arkadaşlar. Çiçeğimi Sinek kanadımın üstüne yerleştiriyorum. Yuvasından ve sinek kanadının bir telinden geçiriyorum. İpimi iki kez dolayıp buraya sıkı bir düğüm atıyorum. Bu işlemi bir kez daha yapalım ki sağlam olsun. ipimi kesiyorum çiçeğimi düzeltiyorum bakın arkadaşlar şimdi çiçeğimin şuradaki iki pirpirini küçük tomurcuklar yapacağım buraya 3 tane küçük pirpir yapıyorum. Bu pirpirleri bir düğümde toplayacağım. Şu şekilde 1 2 3 Telefonum netlemiyor. Bakın bu şekilde diğer yandakini de ipimizi kopartmadan tamamlayalım. 2 ve 3 bir düğümde topluyorum kalan iplerimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, son olarak da şuraya fiyonk yapımını göstereceğim. Ben diğer çiçeklerimin montajını yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben diğer çiçeklerimin de montajını yaptım. Şimdi size bir tane fiyonk yapımını göstereceğim. Düğümümü, e, ipimi şu araya sabitliyorum. Bunun için bir tane filkete ihtiyacımız var. Ben filketimi biraz kıstım. Fiyonklarım çok büyük olmasın. Buraya etrafına 12 kez doluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu şekilde sıktırıyorum. Yine ipimi ilk düğüm attığım yerden. düğüm atacağım. Bakın arkadaşlar. Bir kez daha düğüm atmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Fiyonkum da oldu. Diğer fiyonklarımı da tamamlayıp en son modelimi göstereceğim size. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Şu şekilde arkadan görünümü de göstereyim. Hiçbir şekilde düğüm izi yok. Bakın. Çok güzel. Harika bir modelimiz oluştu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.